Merhabalar. Çok kıymetli seyircilerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Yine bir Evrensel Trafik programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam kıymetli konuğumuz Kaan Alay Beyoğlu beyefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağrı Bey. Değerli ağabeyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu akşam Kaan Bey araçlarımızda turbo, partikül ve motor bakımlarıyla alakalı sizle bilgi paylaşacağız inşallah. Engin İnşallah. bilgileriniz ve tecrübelerinizle. Malumunuz artık araçlarımıza daha iyi bakmanın zamanı fazlasıyla geçti. Fazlasıyla geldi, evet. O yüzden biz eğer araçlarımızı doğru kullanmayı başarırsak, onların dilinden anlarsak, onların bizden beklentilerini, biz de düzenli olarak bakımlarımızı, kontrollerimizi ve araçlarımızın motorlarının ek donanımlarının nasıl çalıştığını, bunların kullanma talimatlarını bilirsek o zaman biz aracımızda daha mutlu oluruz. Daha mutlu oluruz, evet. Minimum yakıtla maksimum performans elde etmenin yolu aracı Milli doğru kullanmak. servete de çok büyük katkısı olur. Kesinlikle. Çağrı Bey. Doğru söylüyorsunuz. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanımak istiyoruz. Yani biz tanıyoruz ama seyircilerimiz de bu noktada sizi tanımak istiyorlar. Biraz kendinden bahseder misiniz? 44 yaşındayım. Yaklaşık 7 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veriyoruz. Elektronikle başladık. Şimdi turbo bakımı ve tamiri yapıyoruz. Ayrıca satışımız da var. Böyle genel olarak. Elektronik kökenliyiz ama endüstriyel otomasyon kökenliyiz. Makinacılığımız da 2000 yılına dayanıyor. Evet. Kaan Bey benim üniversiteden kardeşim olur. Allah sizi 25 yıllık birbirinizden bir ayırmasın. 25 Amin. yıllık bir kardeşliğimiz. Bu devirde zor kalan bir şey. Evet, Bu eski devirde dostluklar. cidden yani yeni dünya düzeni denilen sistemde böyle dostluklar, böyle kardeşlikler ya da böyle abi kardeşlikler, işte abla kardeşlikler çok zor bulunur. Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Amin, amin. Amin. Aslında en çok ihtiyacımız olan şey. Tabii. Biz zaten buradaki programımızdaki en temel prensibimiz, konumuz, ana temamız hoşgörü üzerine dayalı bir program yapıyoruz. Biz bu insan Öyle. hayatında, İş hayatında, trafikte özellikle biz Çağrı Bey'le beraber gerçekleştirdiğimiz programımızdaki en hassas olduğumuz nokta insanın insana olan saygısı, sevgisi, hoşgörüsü, nezaketi üzerine gerçekleştirdiğimiz ana temalı programımızda biz bu kıymetli sizin gibi konuklarımızın kendi uzmanlık alanlarında onların bilgi ve becerileriyle insanların hayatlarını kolaylaştırıp onların günlük realitede yaşadıkları mücadeleyi problemsiz hale dönüştürüp gerek sağlık, gerek eğitim, gerek otomotiv ve araç trafiği, trafik bilgisi ve çevre pati dostlarımızı unutmadan buradan onları da ve hocalarımızı da selamlayalım. Biz doğada sadece kendimizin yaşamadığı nezaketiyle hoşgörülü bir trafik için elimizden ne gelir karınca misali biz de Çağrı Bey ile beraber Kaan Bey böyle bir programın mücadelenin içerisindeyiz. Ve çok kıymetli seyircilerimiz var, kıymetli izleyicilerimiz var. Biz Evet. onlarla beraber her hafta onlara değişik bir sürprizle ki ileriki haftalarda da daha değişik sürprizlerimiz de olacak. Çok kıymetli misafirlerimiz de sırasında. Biz bu akşam onların otomotiv dünyasında sizinle beraber onlara paylaşalım konularımızı. İnşallah. Ve turbo nedir diye başlayalım. Turbo nedir? Turbo aslında motordan bağımsız ama tamamen motor entegre bir sistem. Araç çalışırken yüksek devirlerde pistonların hareketlerinden dolayı oksijen emi yani hava emişi zayıflar. Turbo hava emişini destekleyerek hem yanma odasına verdiği havayla maksimum yakıt yanması, maksimum verimlilik aldıran bir entegre parça diyelim. Bizler şimdi aslında günümüz yeni nesil araçlarında eskisi gibi benim rahmetli dedem usta onlar işte ellerinde uzun bir tornavidayla karbüratör ayarı yaparak Evet. arabanın çalışmasını, rölantisini vesaire o yakıt ekonomisini falan elimizde ayarlayabiliyorduk. Cihazlar vardı. Makineye bağlıyordu motor test cihazlarını. Evet. Oradan egzoz emisyonlarını ölçerek bunların ayarını yapabiliyordu. Ama artık günümüzde bunların en temel noktası araçlarımızın bakımlarını ihmal etmemek. Düzenli bakım ve bununla Kesinlikle. beraber yakıt ve motor yağı ve filtre.
Kesinlikle doğru. Bizler şimdi biz Çağrı Bey ile sürücü kursunda da biz öğrencilerimize orada anlatıyoruz motor dersinde. Günlük bakımlarda kendilerinin gücünün yeteceği, becerebileceği en önemli nokta onların günlük bakımlarını düzenli olarak yapmaları. Evet, evet, özellikle doğru. İçinde bulunduğumuz kış şartlarında aracın suyunu, yani soğutma sistemindeki suyunu, suyu da biliyoruz ki içinde antifriz var. Kışın donmayı engelleyen. O yüzden biz yaz kış antifrizi içerisinde zinde tutmamız gerekiyor ki soğutma sisteminin içindeki oranını bozmadan hem kışın donmayı, yazında paslanmayı, kireçlenmeyi, korozyonu önlemesi için. Kesinlikle doğru. Ve bununla beraber yağımızın seviyesi. Biz ne anlatıyorduk Çağrı Bey? Ya bu bir yandan da ehliyet sınavına hazırlanan öğrencilerimiz var ekran başında. Onlar da bizi yakinen takip ederler. Bir yandan ufaktan da motor eğitimi de veriyoruz buradan. Çıkacak sorular hesabında değil de bizim için en önemli olan genel, hayat tek, sınavındaki başarı. Çünkü yağın seviyesi sınavda bir kere çıkar geçersin. Ama aracında bunu doğru takip etmeyi bilmiyorsan bunun araçta ekonomik olarak bedelini ödersin. Motora ciddi tahrip, bir zarar verirsin. Öyle. İşte yağımızın seviyesi. Kışın özellikle buradan seyircilerimize de seslenelim. Cam suyunu ihmal etmesinler. Çünkü yoldan gelen çamurlar, silecekler vasıtasıyla bu cam suyu da normal suyu dökmek değil. Donmayan, sentetik özelliklere sahip olan, yani eksi işte Türkiye'deki hava şartlarına bakılacak olduğu zaman tabii ki eski soğuklar ama eksi 20-30 derece bunlar ideal. Antifrizimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Kışın size cam suyu en önemlilerinden biri. Şimdi biz askerdeyken Kaan Bey, bizim araçlarımızda hiç unutmam, camda turbolu araç kullanma talimatı diye talimat vardı. Bütün araçlarda olması gerekir. O zaman bu turbolu araç kullanmanın bir şekli, bir talimatı olmalı. Bize bundan bahseder misiniz? Şimdi turbonun sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için şunu yapmak lazım. Özellikle soğuk havalarda aracı ilk çalıştırdığımızda en az 2 dakika motor yağı akışkanlığını kazanana kadar rölantide çalıştırmak lazım aracı. Ondan sonra hareket edilebilir. Motor ısı normale döndükten sonra zaten yağ viskozitesi kendini ısınıp akışkanlığını aldığı için ondan sonra bir sıkıntı yok. Çünkü turbo tamamen temiz hava ve temiz yağla çalışan bir parça. Tertemiz bir yağ olacak ve doğru hava filtresi de tertemiz. Havayı verdiğimiz zaman hiçbir şey yok. Çok uzun ömürlü, çok uzun soluklu bir parçadır aslında. Çok eski de bir teknolojidir zaten. Araçlar ne kadar değişip gelişse de turbo sistem ve mantık olarak hala İlk bulunduğu, üretildiği, işte seri üretime geçtiği yıllardaki gibi kaldı. Üstüne hiçbir şey koyamadı. Yapabileceği çünkü sadece hava emişini sağlamak. Çok ekstra bir şeyler, bir teknoloji üzerinde çalıştırmak gerekmiyor. Aracı çalıştırdıktan sonra ne dedik? 2 dakika minimum soğuk havalarda, yazın bu işte 40 saniye, 45 saniye zaten hava sıcak. En önemlisi şu, aracı durdurduktan sonraki kısım önemli. Çünkü turbonun içindeki mil pervane çok yüksek devirlerle dönüyor. 160-180 bin dakika devirlere çıkıyor. Kontağı anında kapattığımız zaman yağlamasını kesiyoruz. Yağlamasını kestiğimiz zaman da bu zaman içinde turbonun mil pervanesine, yağ yatağına zarar veriyor. En az 30-35 saniyede rölantide aracı öyle çalışır bırakırsak, işte turbonun içindeki o devir düştükten sonra, ondan sonra kontağı kapattığımız zaman sanmıyorum ki arıza yapsın. Bir de şöyle üstadım, şimdi turbolu arabalara benim sağ olsun annemin ellerinden öperim. Benim ilk arabam turbolu bir arabaydı. Ve Türkiye'ye yeni giriş yapmış bir motorun turbolu arabasını ilk alanlardan, Türkiye'dekilerden bir tanesi benim. 1 Ocak'ta çıktı araba, 2 Ocak'ta ben almış idim. Turbolu arabalar 2000'li yıllardan 2007-2008'li yıllara kadar baktığımız zaman normalde araçlar işte hepiniz daha iyi bilirsiniz tecrübe olarak. 2000 motor olur, turbo çok nadir olur, 2.5'larda olursa olur, atmosferin çok fazla yaygın olduğu veya kompresör teknolojisinin belirli markalarda yaygın olduğu ya da Vanus teknolojisinin belli firmaların kullanmış olduğu dönemdeydi ama 2007'de TSI diye bir motor çıktı ve bu motorla tekrar bana göre motorun şekli dizayn oldu. Nasıl dizayn oldu? Küçük motorlar, yani bugün tabir edilen işte 1300 cc, 1400 cc, yani 1.2, 1.3, 1.4 gibi başlayan, yani daha doğrusu 1.4 ile başlayan bu serüven, turbo serüveni 1.3'lere, 1.2'lere, hatta 1.09 motorlarda var
Avrupa'da 0.6 litre yani 600 cc motorlu turboda da var. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki turbolu araçlar hayatımızda çok daha fazla önem teşkil etmeye başladı. Çünkü bir anda insan evladıyız sonuçta. Hepimiz insanız ve gaza bastığımızda bir tepkimeyi görmemiz, yani o G noktası sizi geriye atması demek, çok büyük keyif veren, haz veren bir olay. Tabii ki turbolu araçla da binmeye başladık ama sizler bu işin içerisindesiniz. Turbolu arabaya dediğiniz gibi arabayı direkt çalıştırıp gitmek veya belli bir sıcaklıkta yaz döneminde arabayı direkt istop etmek. Bunlar ben şöyle nitelendiriyorum, öğrencilerime de böyle anlatıyorum. Kazım hocam da öyle anlatıyor, sağ olsun var olsun. Turbolu bir aracı hemen kapatmak bir insanın soğuk suyla duş alıp bir anda üzerine kaynar su dökmek gibi bir şey diyorum. Gibi. Ben böyle anlatıyorum genellikle. Ve adayın aklında da daha iyi kalabiliyor ama turbolu araçlarda, şimdi bir de sürpriz sorum olsun bu size. Modifikasyon diye gençlerin sevmiş olduğu bir sistem var. Turbolu araçlarda turbo büyütme vesaire var ama bir klasiktir ya, arabayı alır bir genç, turbo hortumunu değiştirir mesela. Belli bir markam turbo hortumunu değiştirir. İşte şunu da soracağım. Dump valve, blow off, bunlar nedir? Turbo hortumunun değişmesi arabaya bir artı katar mı? Çünkü bir seyircimiz, bir kardeşim böyle gençlerin binebileceği turbolu bir araba aldım abi. Arabam şu, bunu bir sorabilir misin dedi. Yani dump valve'in, blow off'un veya işte turbo hortumları değişince ne olur? Şimdi, turbo hortumları değişirse hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi modifiye turbo dediğimiz hibrit turbo. Hibrit zaten melez demek. Hani birkaç şeyi birleştirip ortaya bir şey çıkartmak demek. Biz çok önermiyoruz. Çok sağlıklı bir sistem de değil. Aracın motor ömründen ciddi anlamda kilometre siliyor. Tamam, keyif veriyordur. Ekstra emişi güçlendiriyoruz. Daha fazla emiş sağlıyoruz. Yakıt odasına daha fazla oksijen veriyoruz ve yanma artıyor. Ama tek başına hibrit turbo araçta ekstra bir şey katar mı? Hayır, katmaz. Ona göre enjektör ayarı yapılması lazım, pompa ayarı yapılması lazım ki gönderdiğin havanın karşılığında da bir yakıt gelecek oraya. Yanması gerekiyor. O zaman bir keyif verir. Ama sağlıklı bir sistem mi? Bence değil. Yapmıyorum da, önermiyorum da. Dump valve, yani gençlerin hoşuna gidiyor. Blow off, işte egzozdan bir ses. Biz onları da önermiyoruz. Zaten blow off her turboya da olmuyor. Evet. Belli başlı basınçlı turbolarda oluyor. Yani birçok böyle üzerinde durduğumuz ve aman bunu yapalım dediğimiz bir şey değil. Dump valve'in turboyu rahatlattığı söylenir. Hani o... Hayır, hiç alakası yok. Turbonun rahatlaması diye bir şey söz konusu değil ki. Turbo şudur, hava emişini artırır. Yani araba hava filtresinden çektiği havayı ters kanat bir pervaneyle daha fazla hava çekmesini sağlıyorsunuz. Yani bir vantilatör gibi bir şey, öyle düşünebilirsin. Ters dönen bir vantilatör gibi düşün. Yani onun rahatlaması veya şey olması diye bir şey söz konusu bile değil. O zaman bir sürpriz sorum daha olsun. Tamam. Şimdi ilk böyle turbolu arabaya bindiğimde yazın çok sıcakta hani turbo böyle şişer falan mantığıyla söylerlerdi büyüklerim. Arabayla ilgilenen işte o modifiye firması olan değerli abilerim, hepsine de selam olsun buradan. Gece böyle hava serinlediği zaman yolda boşken basınca çok keyif verirdi mesela bana. Gece hava serinler, böyle boş bir yolda tapagaz basmak, kontrollü bir biçimde basmaya çalışmak. Turbodan böyle verim aldığımı hissedebilir idim. Böyle bir durum var mı? Şimdi o şöyle bir şey. Bunu bütün makineler için düşünebiliriz. Isınan her şey yavaşlar. Turbo da tabii ki, yani şimdi aracınız 90 derece mesela, değil mi? Motor su, evet, soğutma sıvısını 90 derecede tutmaya çalışıyoruz. Üstüne hararet diyoruz. Sıkıntılar veriyor işte. Conta yakıyor vesaire vesaire. Turbonun içine gelen motor yağı egzozla beraber birleştiğinde yaklaşık 650-700 santigrat derecelere çıkıyor. Isınma olduğu zaman genleşme olur. Hava da genleşir. Sürtünme artar. Ve tabii ki o verim dediğiniz şey araçla beraber düşer. Turbonun verimi gene düşmez. Ama ne kadar soğuk hava o kadar faydalı. Evet, doğru. Hava filtresi dediniz de şimdi siz biraz önce hava filtresinin iyi olması ve temiz yağ, temiz yakıt. Evet. Çok güzel. Şimdi araçlarımızda, özellikle turbolu araçlarımızda, dizel veya benzinli olsun, enjektör temizleyiciler depolara satılıyor, belirli ürünler. Evet, satılıyor. Dökün diyorlar vesaire, tamam. Hava filtreleri biliyorsunuz, yani bunu ikiniz de çok hani bu işin içerisindesiniz. Bir de spor hava filtreleri var. Belirli markaların, işte normalde bir hava filtresinde 15 bin kilometre kullanırsın veya 20 bin kilometre. Eğer çok böyle sineksen her 15 binde bir
Onu değiştirirsin, yenisini alırsın, takarsın. Ama spor hava filtreleri var. Hava filtresi dediğiniz için diyorum. Spor hava filtrelerini öneriyor musun turbolu araçlara? Şimdi spor hava filtresi zaten niye var? Daha fazla hava emebilsin diye var. Hı hı. Direkt açık. Yok, kapalı kutuda dolanlar var kapalı ya mesela. Kapalı kutuda olan. Ya içindeki filtreden bahsediyorum. Evet. Dışı hiçbir izolasyon olmadan direkt havaya daha yakın olduğu için daha fazla emiş sağlıyor. Orijinal ve kaliteli olan hava filtresinde bir sıkıntı yok. Kaliteli olması gerekiyor. Yani tozu tutabilmeli. Motorun içine tozu değil, havayı göndermesi gerekiyor. Filtrelememizin amacı bu zaten. Ama yan sanayi kalitesiz, merdiven altı bir sürü imalat var. Orada bir görüntü var, evet, bir filtre var. Ama hiçbir şeyi tutamıyor veya tıkanıyor. Süngerli yapılar var mesela, hava emişini kesiyor. Bu da turbodaki verimi düşürüyor. Yani doğru hava filtresi, kaliteli olmasından yanayız biz. Birinci sınıf diyelim. Yani orijinal, mümkünse orijinal. Ama spor ufak tefek modifikasyonla yapılmışsa onun da en kalitelisini kullanmak hem verimi artırır hem ömür uzatır parça açısından. Şimdi yaş olarak 25-40 yaş arasının sinema tarihinde bir Fast and Furious sinema serisi olduğu için insanların burada turbolu araçlara bakış açılar çok daha değil. Tabii onlar da çok ultra işte paralar harcanıp araba tekrar baştan tasarlanıyor. Biz biraz önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Hava filtresi. Biz motorumuzun çalışma prensibinde silindir içine yakıt hava karışımını emer. Turbo bu emişi hızlandırır ve biz orada eğer hava filtremiz temiz değil de havayı rahat çekemiyorsa karışım oranı bozulur ve doğru yanma gerçekleşmez. Doğru. Böylelikle biz de bunu seyircilerimize buradan hem sınavlıyorsudur bu. Sınavlarda çok önemsenen bir nokta. Egzoz gazının rengiyle motorumuzun sağlıklı çalışıp çalışmadığını biz anlayabiliriz. Tabii ki öyle. Eğer egzoz gazımız siyahlanıyorsa, yani siyah bir egzoz gazı çıkıyorsa motorumuzda problem var. Karışım oranı bozuk demektir. Yani ya yakıt sistemimiz ya da ateşleme sistemimiz doğru çalışmıyor. Bir sorun var demektir. Mavi eğer bir egzoz duman atıyorsa aracımız yağ yakıyor demektir. Bu yağ yakma depoya doldurulan şekilde yağ yakmaktan kastetmiyoruz. İşte bu silindir yağ sekmanlarından ve subap yuvalarından silindirin içine sızması sonucu. Evet. Silindire istem dışı giren yağın yakıt hava karışımıyla beraber yanması sonucu oluşan bir yağ yanması. O gibi durumlarda da aracın egzoz gazı mavi renkte çıkar. Eğer bizim motorumuzda problem yok, her şey normal, aracımız sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa o zaman egzoz gazı beyaz renkte çıkar. Biz araçlarımızı, işte seyircilerimiz oradan merak etsinler, yarın baksınlar aracım nasıl çalışıyor, bir egzoz gazının rengiyle bir problem olup olmadığını anlayabilir. Bugün bir müşterimiz diyor ki, ya biz işte şoför biniyormuş, tesadüfen diyor bir yağ çubuğunu çektik, baktık içinde yağ kalmamış. Şimdi eğer o araç biraz daha öyle bir çalışmaya devam etseydi, biraz önce bahsettiğiniz yağ, motorun hem ısısını, hem sürtünmeden dolayı aşınmayı, hem motorun sessiz çalışmasını, hem de motorun temizliğini sağlayan o yağ, motorda eksik olduğu zaman motorun ısınıp yanmasını, büyük ağır tahribatlara sebebiyet verir. Onun için farkındalık olsun. Yarın sabah herkes yağ çubuğunu çekip iki çizginin arasında olmasına dikkat etsin araçlarında motor yağının. Turbo da zaten en önemli yağ. Canı gibi düşünün. İnsandaki kesinlikle. Kan gibi düşünün. Eğer yağda problem varsa, araç bakımları düzenli yapılmıyorsa turboyu öldürür. Öldürür. Turbo da bu sefer şimdi hatta daha da korkutalım. Bu kendilerinden kusurla bozulan bir parça olduğu için ağırlıklı olarak şoför hatasından kaynaklanır turbo arızası. Ya da bakım, ihmal, o da şoförün hatası. Onu şöyle söyleyelim. Turbo hiçbir zaman tek başına bozulmaz. Araçtaki başka bir problem. Turbo çok hassas bir parçadır. Hassas bir dengedir. O dengeyi bozduğunuz zaman bozulur. O yüzden kanunen de hiçbir garantisi yok. Bu en önemli. Sıfırda alsanız bakımlardan garantisi. Sonraki en önemli prensip de araçlarımızı uygun ve devirde süreceksiniz. Uygun vites ve devirde kullanacaksınız. Yani bizim seyirciler en çok dikkat etmeleri gereken yolda aracı, hani bu basit tabirle onların ağzına yığdırmadan, vites düşürmelerde, ani motor frenini kullanırken de dikkatle, yani aracı yığdırmadan, hani baskıya maruz bırakmadan motoru, bu şekilde uygun vites ve devirde araç kullandıklarında araçlarından herhalde maksimum performansı alırlar. Verim de alırlar, maksimum performans da alır, ömür de çok sağlıklı, uzun olur. Biz bununla beraber şimdi hani günümüz problemleri, şimdi şu anda birçok kişinin turbo, partikül, enjektör, evet, artık günümüzün
üçlüsü. Eğer biz bunlara düzenli bakmayıp biz bunlardan bir habersek bunlar bize kabusu yaşatır araçlarımızda. Kesinlikle öyle. Partikül zaten çoğunun da problemi. Partikül ülkenin problemi. Maalesef. Biz içinde bulunduğumuz şartlarda gerek yağımız, yakıtımız vesaire ve trafiğimizdeki bizim kullanma hani kısa mesafelerde uygun vites ve devirlerde hani yüksek performanslara ulaşamadığımızda silindir içindeki basıncı egzoz gazından rahatça atamadığı durumlarda ne oluyor? Devam edin. Partikülün içerisinde tıkanmalar meydana geliyor. O zaman ne diyoruz? Partikülü bize biraz tanımlayabilir misiniz? Partikül karbon bazlı bir filtre. Egzozdan salınan karbondioksit oranını çok ciddi manada düşürüyor. Artı performansa da çok fazla katkısı var. Çünkü yakıt yanmasını artıran bir özelliği var. Ama bizim ülkemizde partikül iptali diye bir şey var. Evet. Maalesef. Öneriyor musunuz? Aslında partikül doğayı... Şunun için... Görüyoruz sosyal medyada. İşte bak, partikül egzozdan böyle çatı çatı su çıkıyor, duman çıkıyor falan. Şimdi o temizlik. Yani en sağlıklısı aracın kendi yaptığı rejenerasyon dediğimiz şekil veya işte düşük rölanti yüksek devirde belirli bir süre kullanıp onu temizleyebilirsiniz ama bir yere kadar temizlenebilir zaten. Yani ömrü 60 ile 80 bin kilometre arasında doğru yakıtla olduğu zaman bile. Ve çok pahalı bir parça. Ülke şartlarında biz partikül iptali yaptırıyoruz. Çünkü orijinal partikül filtresini herkesin alabileceği bir durumda değiliz. Yani biz isteriz ki partikül katalitik ömrü geldiğinde sıfırıyla değişebilsin ama iptali de mevcut. Ama yapılabiliyor. İptali sonucunda biz aracımızda egzoz emisyon pulunu alamıyoruz. O yüzden şimdi seyircilerimize bunu burada iptal ettirenler böyle bir risk içerisinde. O zaman biz burada en önemli dikkat edeceğimiz şey o hale gelmeden aracın onun da sağlıklı zinde kalmasını sağlamak. Burada hani 3. vitese de 3500-4000 kilometrede bir. Evet. Zaten arabalar şöyle yani yeni nesil motorlarda zaten rejenerasyon yapıyor araç kendisi. Ama rejenerasyondan da fayda göremiyorsak şöyle düşük rölanti devrinde 3-3-3 diye evet. Patron Bey'in söylediği 3. viteste 3000 devirde bir 30 kilometre aracımızı bir seri götürdüğümüzde evet, o egzozu kendi kendinde temizleme özelliği var bildiğim kadarıyla. Temizler. Dediğim gibi yani o da belli bir noktaya kadar temizleyebilir. Yani işin sonunda değiştirmek sökülüp gerekiyor. Yıkanmak ve o da hani aşamalarında bunları denesinler de hani direkt boşaltmasınlar sonra pişman olup tekrar doldurmaya veya yenilemek de tabii ciddi tabii, bedellere mal oluyor. O yüzden haberdar olmasınlar. İçindeki maden zaten çok pahalı bir maden. Evet. Yani hani biz karbon bazlı dedik ama karbon bazlı bir element adını hatırlayamadım. Ciddi maliyetli, pahalı bir element. Yani öyle evet. Egzozlu olması araç motorundan daha kıymetli oradaki kendi element. Çünkü doğa. Evet. Yani doğadan alınan bir şey. Bu arada annemin çok güzel bir söz yazmış. Bana anne diyen üç güzel insanı bir arada ekranda görmek beni çok mutlu etti. Ellerinden öpüyoruz. Biz de ellerinden öpüyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Biz evlatlandığımız zaman senin yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. Elbette. Bir sorumuz daha olsun o zaman Kaan abimize. Şimdi dizel araçlarda turbo neredeyse birçok dizel aracın %95'inde var. İlk dizel arabada uygulandı. Hı hı. Ve dizel arabalarda hani nasıl bir yöntem önerirsiniz? Yani yakıtını nasıl kullanmalı, yani nasıl almalı, bilinmeyen yerlerden almamalı mı? Bütün bakımlarını tabii ki geçirmeyecek ama partikülün temizliği için bunu biraz açabilir misiniz? Mesela araç otomatik vites, yani yeni nesil triptonik vites diyoruz işte. Evet. Nasıl onu temizleyebilir? Burada hem Kazım hocama olsun bu sorum, hem size olsun. Yani otomatik şanzımanlar artık manuel kullanıma da izin veriyor. Onu manuelde belli bir kilometre kullanmak faydalı olur. Belirli aralıklarla yani şu için araç tamamen şehir içinde kullanılıyorsa çok fazla yoruluyor. Evet. Çünkü devamlı değişken vites, değişken devir, dur, kalk bir trafik kaç var artık. Kaç bin devir ve ne kadar gitsin mesela? Şimdi dizel motor devir sevmez. Çünkü dizel yakıtın alevi yayılması düşük olduğu için zaten yüksek devirlerde kullanabileceğiniz bir motor değil. Evet. Biz bunu Türkiye'de tam tersi şekilde uyguluyoruz. Yüksek devir seviyorsak benzinli araba alacağız. Çünkü 7000-8000 dakika devirlere kadar motor müsaade ediyor. Yanma da ona göre benzin daha yanıcı bir madde. Dizel yakıt yanmayı sevmez.
Çok evet, fazla sayılmaz. Evet, devir saatinde düşük olur. 1, 2, 3, 4, 5 yerden. Yani 4000'lerde, 4500'de birçok araç kesici de artık otomatik olarak sınırlandırılmış. Zaten yüksek devirde dizel araç kullanıyorsanız siz her şeyi göze almışsınız demektir. Ama de şunu duydum ben. İşte birkaç video izledim. Partikül temizliğinde işte aracınızı 3000-4000 devire bakın, sabitleyin. Bunlar belirli aralıklarda kısa periyotlar. Bu temizlemek için. Temizleme metotlarından şimdi, biri. Şimdi ama başarılı olmayabilir. Bir aracı, herhangi bir makinayı öyle söyleyelim, herhangi bir şeyi siz devamlı maksimum yükte kullanamazsınız. Tabii. Kullanamazsınız. Yani Kazım hocam daha iyi bilir. Motorlar üretildikleri fabrikalarda 8 dakika maksimum yüke tabi tutulur. O sınava geçen motor olmuştur, araç üzerine konulur ama size bunu önermezler. Bakın orada bile 8 dakika test ediliyor. 8 gün, işte 8 hafta değil, 8 dakika. Maksimum dayanıklılık. Bu size ömür boyunca bir kere lazım olabilir. Bunu kısa periyotlarda belirli kilometrelerde 10-15 dakika yapmanızın bir zararı yok. Siz bunu her gün yaparsanız zararı var. Yani partikül temizliği öyle bir şey. Çeşitli kimyasallarla da şimdi temizleniyoruz. Depoda yakıtın içine atılan kimyasallarla deponun da içine da bir deneme yöntemlerinden biri. Atılan hiçbir şeyin faydalı olduğunu düşünmüyorum. İnanmıyorum da. Arıza verdiğini de gördük. Enjektörlere vesaire. Enjektörlere de turboya da. Evet. Özellikle depoya öyle rastgele şeyler atmayın. Yeni model dizel enjeksiyonlu araçlarda enjektörlerin hassasiyetleri çok yüksek. Tabii ki 1500 milivarla çalışıyor. Çok yüksek basınçlarla çalışıyor. Gözünüzle göremediğiniz, yani parfümü bile sıktığınızda görüyorsunuz. Onun kat be kat daha üstünde bir basınçla gözümüzün görmediği bir incelikte gidiyor yakıt. Siz deponun içine işte onu koydum, o katkısı, bu katkısı, şu katkısı, işin sonunda enjektör, motor ve turbo. Yani onu takarken bile söküp taktığımda çok cerrahi şartlarda, çok hijyenik şartlarda söküp takmak aynen zorunda kalıyor. Havadaki aynen tozdan arızaya aynen geçiyor. Aynen, arızalanabilir. Hani ona da dikkat etsinler ve tam biraz önce dizel araç dediğinizde özellikle içinde bulunduğumuz kış şartlarında kontak anahtarını açıp gösterge panelinde rezistans, o tel resmi, ısıtma, ısıtma kızdırma bujisi. İlk ateşlemenin sağlanması bujinin, çünkü benzinli arabalarda buji yardımıyla yakıtı yakıyoruz ama dizel arabalarda yakıt geliyor, hava geliyor, çarpışmayla bir yanma meydana evet, getiriyoruz. Sıkıştırılmış havanın üstüne onun için, olan püskürtmeyle. O ilk ateşlemeyi desteklemek için kızdırma bujisi dediğimiz silindiri ısıtan bir evet, parça. Silindirin içini ısıtan bir parça. Onu beklemek tabii ki sağlıklı. Hatta çok soğuklarda 2-3 defa ısıtmak daha sağlıklı. Basmadan birkaç kere onu evet, ışık sönene kadar silindirin için ısıtıp öyle bastıklarında kışın araçlarının daha kolay. Eğer aracınız soğuk havada biraz zor çalışıyorsa bunlardan her silindirde birer tane vardır. Bunlardan birkaçı arızalanmış olabilir. Buradan da aklınızda olsun. Birkaçı arızalanmıştır. Ama o lamba sönmeden, yani silindirlerin içi ısınmadan kesinlikle marşa basmayacaksınız. Bunu da tam bugün motor eğitimini vermişken motorla alakalı bütün detayları paylaşalım. Tabii oradaki ender bir oradaki bekleme süresi şu da, kontağı çevirdiğimizde yağ pompası da hemen harekete geçiyor. Zaten yağ bir tur çevirdiği zaman işte bütün boşluklar dolmuş oluyor. Evet. O yüzden ısıtma kızdırma bujilerin lambasının da sönmesini beklemek zorundasınız marşa basmadan önce. Ve işte bunların hepsi bir yakıt ekonomisi. Kesinlikle. Ve motorun sağlıklı kullanılması. Kesinlikle. Aksi takdirde 50 bin, 30 bin, işte 50 bin, 60 bin de motor bozanları da gördük. 300, 400, 500 bin kilometre. Milyon kilometre. Milyon kilometreye kadar motorunu milyon sağlıklı tutmayı başaran müşterilerimizi de gördük yani. Ya doğru kullanım. 600, 700 bin kilometreye. Doğru bakım, doğru periyodik bakım. Hiçbir ben düşünmüyorum ki hiçbir araba 600, 700 bin kilometreden önce ya büyük bir hani motor arızası versin ki dizel motorlar benzinli motorlardan bu konularda daha dayanıklı. Evet. Kamyonlardan, otobüslerden pay biçmek lazım. Zaten artık günümüzde şöyle de bir durum var. Eğer aracınıza güzel bakarsanız artık araçların bedelleri yükseldi. Yüksek evet. Her şeyle beraber günlük hayatımızda. Eğer aracınıza güzel bakarsanız bunun normal standartların üzerinde bir atıyorum 50, 60, 100 bine kadar çıkartabilirsiniz değerini. Aracınıza kötü bakarsanız normal değerinin altında bir 50, 60 bin, 100 bin aralığına fazla düşürebilirsiniz. Olabilir. Bu da demek oluyor ki sizin aracınızdaki gerçekten bu anlattıklarımızın hepsini toparlarsak doğru bakımlar, doğru hassasiyette, doğru kullanımınızla beraber bir aracınızda da siz ortalama 150 bin civarında da bir değer döngüsünün içindesiniz yani kendi becerinizle. Şöyle düşünelim.
yani çok daha şey düşünelim, ya spesifik düşünelim. Ekonomik maliyetlerini bir kenara bırakalım. Doğru kullanım havayı daha az kirletiyor. Kesinlikle. Havayı daha az kirletiyor. Bir partikül filtresinin önemli özelliği motora bir katkı, fayda sağlayan bir ürün değil. Sadece doğa için araca yerleştirilmiş Kesinlikle. Bir ürün. Aynen öyle. Ki bizim dünyada en önemli şey bizim için doğa, çevre ve hava kirliliği. Egzoz gazının içerisindeki partikülleri temizleyip doğaya atılmasın. Yani bizim solumamızı engellemeye çalışan bir filtre. Kesinlikle öyle, evet. Peki Kaan hocam, turbolu araçlarda arabamız var, spor bir arabamız var. Turboyu büyütmek istiyoruz. Evet. Tabii ki TSE onaylı, işte makine mühendislerinden geçecek projede arabanın turbosunu büyütmek istiyoruz. Geldim ben size, dedim ki benim arabam bu. İşte şu marka aracım var ve ben bunun turbo basınçları barla ölçülüyordu. Yanlış evet. Bilmiyorsam 0.2 bar, 0.3 bar, işte 0.7 bar vesaire. Ben arabamın turbosunu büyütmek istiyorum. Yani yazılım tabiriyle işte stage 3'lere çıkmak istiyorum. Stage 1, stage 2, stage 3. Arabam farz edin ki 1.4 motor 150 beygir ya da 2 motor 265 beygir olsun. Siz hangi motor olduğunu tahmin edebiliyorsun. Tamam. Ben bu motoru turbosunu büyütmek istiyorum ve aracımın yaklaşık 400-450-500 beygirlere çıkmasını istiyorum. Bunun için neler yapmam gerekiyor? Yani başta işte ne bileyim radyatörden mi başlanacak, değişime nereden başlanacak turbo? Şimdi turbonun içindeki yağ havayı soğutmak için interkol dediğimiz interkolür radyatör kullanıyoruz. Büyük radyatör, yani büyük interkol tabii ki daha sağlıklı, daha fazla havayı aynı anda soğutabiliyor. Motorda zaten o dediğimiz güçler aslında saklı. Ama bu mühendislik olarak uzun ömürlü ve sağlıklı çalışabilmesi için sınırlandırılıyor yazılımla. Yani sizin 150 beygir arabanız aslında 300-350 beygirleri zaten verecek kapasitede. O donanımla yapılıyor ama az önce dedim ya, hani bir şeyi maksimumda devamlı kullanamayız. Belirli bir süre dayanabiliriz. Uzun ömürlü olması için bunu yazılımla sınırlıyor firmalar. Sizin stage 1, stage 2, stage 3 dediğiniz yazılımların çoğusunda zaten o engelleri kaldırıyorlar. Motorun önünü açıyorlar. Önerilmeyin. Intercooler falan değişiyor. Vesaire turbo değişiyor. Bir sürü şey değiştirebiliriz. Turbo da işte burada gene dediğim gibi kaç bar basınç istiyoruz? İşte 2.5 bar basınç istiyoruz. Enjektör o kadar yakıtı basarsa turbo milinde pervanesinde yapılan oynamalarla işte oraya da onu yakacak havayı çektiriyoruz. Alırsınız bunu ama bunlar maliyetli işler tabii. Ya tabii keyif yani. İşleri. Önerir miyim? Ben gene önermem. Ben orijinalciyim biraz. Biliyorum yani ama. En biraz doğrusu önce üzerinde konmuş olanı. Çünkü o büyük hesaplardan geçiyor. Yani bugün hiç birçok insanın kale almadığı birçok arabanın argelerinde 20, 30, 40, 50 milyon dolar paralar dönüyor. Ya üzerinde ciddi bir çalışma var. Çok basit, vasat gördüğümüz araçlar evet, için evet. Bunu söylüyorum. Hepsi bir arge, bir mühendislik, bir hesabı var. Üzerine konan hiçbir parça tesadüfen şunu da şuradan alıp şuraya koyalım denen hiçbir şey yok bir arabada. Eksikleri, kusurları bizim için vardır, olabilir. Ama mekanik anlamda hepsi kusursuz aslında. Kafama bir soru takıldı. Şimdi bizim hayatımızda evet ne vardı? İşte bundan ya 2000'li yılların başına kadar neredeyse karbüratörlü araçlar, Kazım dedenin de yapmış olduğu veya Ahmet amcanın yapmış olduğu bunlar idi. Görürdük yuvarlak bir sistem. Zaten motorun birçok kısmı boş. Karbüratörün olduğu kısım sadece dolu vesaire. Bu motorlardan biz tabii ki atmosferik basınçlı, kompresör basınçlı, işte vanus basınçlı, turbo basınçlı araçlara benzin, dizel vesaire derken LPG girdi hayatımıza. Tabii ki şimdi bir de artık hayatımızda elektrikli araçlar var. Yani hibriti evet. Demiyorum, elektrikli araçlar var. Mesela yerli ve milli aracımız TOG. Allah yapandan da bunu banta çıkarıp üretenden de ve bugün emeği Türkiye Cumhuriyeti'nden tutun da Avrupa'da, Orta Asya'da, dünyanın her bir köşesinde aracımızın sergilenmesinde, özellikle devlet başkanlarının bu araçları kullanmasına vesile olan herkesten Allah razı olsun. Elektrikli araçlara yarın bir gün turbonun da elektrikli olanı üretilir. Bu girebilir mi mesela? Kafam hep takıldı. İmkansız. İmkansız yani, mı? Elektrikli motorun üzerindeki gücü hayal edemezsiniz. O zaman çok artar değil mi? Hayal edemezsiniz. Turbonun orada hiç yeri yok.
Yani elektrikli otomobiller mesela şimdi değil mi yeni yeni hayatımıza girdi. Evet. 1830 yılında üretildi ilk elektrikli otomobil İskoçya'da. 1900 Not alayım. Yıllarda 1900 yılında yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da en çok satılan araçlar elektrikli araçlardı. Var, ben bunu bir videoda izledim. Elektrikli araçlar var. Buharlı. Hiç en bölmeyelim, çok... devam edin. Son buharlı, dakikalarımıza giriyor. Buharlı otomobiller vardı 1900'lü yılların başında. İkinci en çok satan araç elektrikli araçlardı. Üçüncü sırada içten yanmalı, bizim benzinli diye tabir ettiğimiz araçlar var idi. Yani çok eski bir teknolojidir. Ama eskiden aküler kurşun asit. Çok yüksek maliyetli akülerdi. Menzil problemi o gün de vardı, gene var. Ve o zaman petrol çok ucuz olduğu için zamanla kendini piyasadan kaldırdı elektrikli araçlar. Buharlı arabalar zaten 1920'den sonra hiç kalmadı. İçten yanmalı ve dizel motorlarla devam edildi yola. Şimdi sıfır emisyon. İşte doğayı kirlettik, dünyanın nüfusu çok arttı. Elektrikli otomobiller tekrardan revaçta oldu. Şimdi bataryalar lityum iyon biraz daha uzun menzil vaat edebiliyor diye tekrardan çıktı. Yoksa içten yanmalı motordan daha eskidir elektrikli aracın bulunmuş olması. 1830. İskoçya. Tabii ki. Bakacağım İskoçya'da çok... satıldı. Evet. Çok da mutlu oldum bu noktada. Ya 1900 yıllarda İngiltere'de bütün taksiler elektrikliydi. 1900 yılların 1800'ün sonu işte yani 18. 19. yüzyılda şeydi. İngiltere'de, Londra'da bütün taksiler elektrikliydi. Hala öyledir. Çok hala öyledir. O zaman bizim burada da sayı gün gün artacak ve hızlı bir reaksiyon. Dünya mecbur buna sayı dönecek. Sayı gün gün yani. Artacak. Tabii ki artacak. Yani desteklenen bir iş. Bütün dünyada yani sıfır emisyon diye bir hayal var ama dediğim gibi yani 170 sene önce de menzil problemi vardı. Hala menzil problemi var. Çözülebilirse neden olmasın yani. Ama tabii onun bir sürü artıları var, dezavantajı. Ben hibritten tabii. yanayım mesela, hibrit motordan yanayım. Hibrit motoru onların... nasıl tarif edebilir misiniz? Hibrit motor da elektrikli arabalarla hiçbir farkı yok ama onda içten iki motorla hareket ediyorsunuz. Yavaş, düşük hızlarda. İlk hareketlerde şeyde elektrikli motor daha yüksek güç istediğiniz zaman motorlar yer değiştiriyor. Benzinli motor öne çıkıyor, elektrikli motor, hibrit dediğimiz motor. Yani hibrit aslında o teknolojinin adı. Elektrikli arabalarla iki motor işte, hem elektrik motoru var hem benzinli motoru var veya dizel motoru var, neyse fark etmiyor. Yakıtı düşürüyoruz, tork biraz daha yükseliyor. Düşük hızlarda, düşük kilometrelerde işte frene bastığınızda enerji toplayarak kendini şarj eden küçük bir motor ve akü var. Ama içten yanmalı motorla da lazım olduğunda uzun menzillere gidebilmeniz için orada hazır da o mevcut benzinli motor da var. Onunla beraber yol alabiliyorsunuz. Ben ondan yanayım ya. Sadece elektrikli araçlar da bir çözüm değil. Çünkü ısınması için akü ihtiyacınız var. Hareket edebilmeniz için akü ihtiyacınız var. Müzik dinlemek için akü ihtiyacınız var. Serinlemek için akü ihtiyacınız var. Bunların hepsini menzilden yiyorsunuz. 2000 şarj batarya ömürleri ortalama. 2000 şarj. O da yaklaşık hani 600 bin kilometre. Tam ömründe motor 600 bin kilometre bizim ama işte. Bizim Türk toplum bunu 400 bin indirir. İndiremeyiz. Aküleri 5 yıl garantili diyorlar ama o da ciddi bir doğaya bir faydası yok. O akü de sıkıntı. Elektrikli araçlarda şunu görüyorum. Belki sizler de dikkat ediyorsunuz. Geçen gün benim yanım bana denk geldi. Arabamla gidiyorum. Sadece selektör çektim. Sağa çekildi. Bir anda başladı basmaya. Ve aşırı hızlanıyor zaten ona hani hayranız elektrikli arabanın hızlanması. Şöyle söyleyeyim, o hızlanma gördüğünüz o motorun %3'ü, 4'ü o sınırlandırılmış haliyle duruyor. Çok güzel hızlanıyor ama ben bu hızlanmanın maalesef Türkiye'deki, evet ben ehliyet veriyorum yani buradan bütün sektördaşlarımıza da selam olsun ama biz ehliyeti verdikten sonra şunu yaptığım da oldu yani adayımı gördüm. Arabayla makas ata ata gidiyor yani slalom yapa yapa. Arabanın güzelmiş bakayım dedim. Arabasını aldım gittim babasına teslim ettim. Kendi arabamı park edip Kayseri Park'ın oraya. Yani bunu yapamaz hani. Ama insanların aklından hani bu hepimizde böyle değil işte. Lise biter Kazım hocam. Oh bitti deriz. Üniversiteye geçeriz. Halbuki aynı eğitim öğretim vardır baktığında.
Belki lise çocukçaymış deriz. Ehliyet de bu böyle. Yani ehliyeti aldıktan sonra insanlar unutuyor. Belki kafasına göre hareket edebiliyor maalesef. Şimdi insanlara her konuda yetebilirsiniz. Ama her şeyi öğretemezsiniz. Evet. Trafik, saygı, empati. Bunların hepsi bir kültür. Sosyal bir problem. O tamamen bambaşka bir konu. Yani o trafikle alakası yok. İnsanların kendini ispat şekli değişti. Kişilik kalmadı artık. Herkes bir şeyle kişiliğini ortaya koyuyor. Kimisi cep telefonuyla, kimisi işte sosyal medyada paylaştığı, oturduğu mekanlarla kendine bir anlam katıyor. Anlamsız insanların işleri onlar. Maalesef bu devir, bu nesilde buna çok yatkın. Ve elektrikli araçlarda Allah korusun. Kaza videoları izledim ben biraz. Akıl almayacak sonuçlar var. Yani araç patlamaları... Şimdi aküler patlar, evet. Evet, inanılmaz boyutta patlar. Bir patlama. Yani tamamen elektrikle 400 volt motor gücü var. İşte yani ortalama böyle en vasat dediğimiz elektrikli araçlar bile 260-280 Nm metre tork var. Bu ciddi bir güç ayağınızın altında. Daha az önce onu söyledim mi? Ya daha o motorların %2, %3 kapasiteleri bunlar. Sınırlandırılmış hali. Çünkü elektrikli motorlarda çok pürüzsüz bir güç vardır ve devamlı vardır. Manyetik bir alanın oluştuğu için korkunç bir enerji açığa çıkar. Patlamalar evet oluyor. Olur. Çok fazla ısınır zaten. Yani cep telefonunuzu bile çok maksimum öyle kullandığınızda telefon ısındığını hissedersiniz. Batarya sizi uyarır. Isınıyorum ben. Patlar. Evet, hissederiz zaten. Allah kaza bela vermesin yani. Amin. Kullanıldıkça bu da geliştirilip önlemler alınacaktır. İnşallah. O teknoloji, elektrik, makina, bu teknolojide sonu yok. Ucu bucağı yok. Ben yıllarca makine tamiri yaptım, otomasyon yaptım. Öğrenemediğim binlerce şey var. Bildiğim on binlerce şey var. Ama her gün yeni bir şey çıkıyor. Şaşırıyoruz. Dünya kendini yeniliyor. Bilim kendini devamlı yeniliyor. Teknoloji kendini devamlı yeniliyor. Elektrikli araçlar bugün hayatımıza girdi. Sıfır emisyon mantıklı, evet. Hava kirliliği için çok faydası var. Bir araç, bir elektrikli araç bir ayda 1,5 milyon gram karbondioksitin önünü kesiyor işte. Yani başka bir şey söylemeye gerek yok. Bunu işte Türkiye'deki araç sayısına çarpın. Elektrikli olsaydı neler olabileceğini bir düşünün. 2000 yılından önce çocuktum. Yani bakıldığı zaman milenyuma gireceğiz. Milenyum. Evet, milenyuma geldik. Ama 2020'den 2000 yılından 2020 yılına kadar çok hızlı bir teknolojide devir atlandı. Teknoloji ile alakası yok aslında. Neden? Çok ulaşılabilir oldu. Yani Endüstri 4 diye bir devrim var yani 1940'larda yapıldı. Biz yeni sahip oluyoruz. 2020 yılından sonra da çok daha işte bu yapay zekaların vesaire artmasıyla çok daha değişen bir dünya var. Evet. Geçen gün bu yapay zeka ile uğraşan bir arkadaşımla konuştum Kazım Hocam. Yarın bir gün diyor bir dil bilmenize belki gerek kalmayacak. Çünkü bütün diyor bu yapay zeka sizin yerinize istediğiniz cevap verebilecek zaten diyor. Bunun da uygulamaları olacak. Sen gittiğinde diyor işte bunu konuşmana belki gerek bile kalmayacak. Senin yerine otomatikman cevap verecek sesle diyor. Araçlarımız da bizi istediğimiz yere alıp götürecek zaten. Yapay zekanın yöneteceği araçların çıkacağını 2050'lerin sonu 2060'larda düşünüyorum ben. Tesla yapay zeka ile çalışıyor. Öyle de insansız sürmek. İnsansız Tesla kullanılıyor Amerika'da, insansız taksiler var. Kazada çok da başarılı değiller ama. Kaza da yaptılar. Evet evet. Ya çok başarılı mı? Bence başarılı yani, yapılabilir. Kullanılabilir tabii ama. Tabii ki geliştirilebilir. Faydalı mı? Değil. Bu kadar her şeyi makinalara teslim etmek Terminator filmine getirir benim aklıma. Yani önce teknoloji ilerliyor, ondan sonra o makinalardan kurtulmak için insanlık bir savaş veriyor. Çünkü her şeyi hazır bir şey yap. Mesela el becerimiz azaldı değil mi? Yani şimdi mesela bizim jenerasyonun el becerisi daha yüksek. Çünkü biz sokakta, karda, toprakta, yağmurda oynayarak öğrendik. Şimdi çocuklar cep telefonuyla oyun oynuyor. Biz sokakta oynamak için sokağa çıkıyorduk. Mecburduk yani, oynamak evet, istiyorsak. Evet, ben de öyleydim. Şimdi öyle bir şey kalmadı. İşte telefonlu oyunlar. Her şey telefonla, televizyonla fark etmiyor yani. Çocuklara bile şöyle bir fanusun içine koyduk. Orada büyütüyoruz.
el becerileri, motor becerileri gelişmiyor. Sosyal iletişimi. Sosyal iletişim. Konuşmuyor. Konuşmuyorlar. İhtiyacı yok ki. Her şeyi çözebiliyor. Kendimiz üretiyorduk. Yapay zeka da bunların hepsine çanak tutuyor. Faydalı kullanılırsa belirli sınırlar içinde tabii ki teknoloji kıymetli bir şey. Yani daha kolayını yapabilmek varken niye daha zor yoldan yapalım, ama her şeyi ona teslim etmek çok mantıklı gelmiyor bana. Bir hafta önce işte Amerika'da hava -20'lerde, 25'lerde, sokaklarda bir dünya elektrikli araba yolda kalmıştı. Evet, problemleri çözemediler. İşte o yüzden hibrit diyorum ben her zaman. Yani işte yanmalı. Fosil yakıt lazım. Ki petrol öyle söylendiği gibi, yani şunu da söylemeden geçmeyeyim. Petrol söylendiği gibi dünyada biten ve uğruna insanların birbirini öldüreceği bir şey değil. Bu dünyaya söylenmiş en büyük yalan. Petrol kendini devamlı yeniler doğada. Her sene yeniler. Her gün yeniler. Hiçbir zaman bitmeyecek. Biz doğayı bitirmezsek doğa bize verdiği her şeyi vermeye devam edecek. İnşallah. Onun için yani bu elektrikli arabalar evet lazım. Bence şehir içinde toplu taşımaların, ticari taksilerin vs. hepsinin böyle olması gerekir. Devletin buna katkı vermesi gerekir, destek vermesi gerekir. Artık LPG'li arabalarla veya dizel arabalarla kimse ticari iş yapmasın, şarjına taksın, uğraşmasın. Bakımları çok düşük, 30 bin kilometrede bir bakımı var. Bataryaları uzun ömürlü artık. Doğayı olsun. Kurtarmak için alternatiflerin en önünde gelen. Bütün gün biz mesela sabahları her gün belki 60 bin araba bir anda hareket ediyor Kayseri'de. Bunun %40'ı ticari araçlar. Bunların hepsinin elektrikli olduğunu düşünelim. Bir arabanın da dediğim gibi 1,5 milyon gram karbon salınımı yaptığını düşünelim. Bunu da eksiltelim. Kayseri daha yeşil bir Kayseri olur yani. Daha temiz bir havaya uyanmak daha isteriz. Daha büyük bir sosyal sorumluluk olamaz yani. Olmaz ama bu artık sadece bir kişinin istemesiyle olmuyor. Bu komple istenip ve uğruna savaşılacak, çalışılacak bir şey. Kaan Bey, çok su gibi akan bir saati tamamladık. Öyle son oldu, dakikalarımızın evet. İçerisinde seyircilerimize son sözlerinizi alalım bir veda niteliğinde. Teşekkür ederim önce çağırdığınız için. Elektrikli arabalarla alakalı ederiz. Çok konuşulacak şey var aslında. Kısa kaldı, biraz da eksik kaldı ama neyse başka bir zamana diyelim tabii inşallah. Tabii başımızın üstüne. Çok önemli biz bir yayından konu. Önce zaten anlaştığımızda ne dedik? Ben elektrikli araçlara girecek mi dediğinde vallahi vakit kalmaz bence herhalde komple, de onun için ayrı bir özel bir program yapalım da komple, bugün böyle nispeten bir yüzeysel. Komple girmek lazımdı. Çok kıymetli bir konu, çok faydalı ama çok uzun vadede çok farklı sıkıntılarla meraklı edilen bir konu. Ben bunu yüzeysel olarak böyle seyircilerimize en azından 1830'da ilk yapılan yani o şaşırttı bizi yani. İlk arabanın elektrikli evet, bilmiyordum yalana gerek yok. Olmuş olmaz. Biz yeni bulduk zannediyorduk. Hayır ya 1830'da Amerika'da falan hani. Yani şöyle toparlayalım. Teşekkür ederiz bizi çağırdığınız için. Estağfurullah, sizi sağ olun. Herkese sağlık huzur diliyoruz. Anlattık işte doğru bakımlar, doğru şeylerle milli servete katkımız olsun. Hem de sanayiye daha az yolumuz düşsün. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siz sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çağrı Bey. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz abi. Çok da güzel bilgileriniz vardı. Tabii ki sizi yakinen tanıyan birisi olarak sizden her zaman böyle beklemediğim tepkileri alabiliyorum. Olumlu manada söyleyeyim. Evet. Çünkü çok detaylı ve güzel bilgilerinizle beni şaşırtıyorsunuz. Bu noktada şahsım adına ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kıymetli seyircilerimiz, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Kazım abim sağ olsun bugün o da çok güzel bilgiler verdi. Kaan abim de çok güzel bilgiler verdi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Trafikte de hayatta da empati kurun. Empati kurun ki karşıdakinin ne düşündüğünü kendinizi onun yerine koyarak, yaşayarak anlayın. Ve direksiyonunuz yaşam için dönsün diyorum ve son sözü Kazım hocama veriyorum. Bugün benim kendimi bulduğum bir program oldu zaten. Tam Kazım Usta. 45 yaşımızda ben aşağı yukarı 7 yaşlarından beri sanayideyim. Dedemin çırağıyım. Olsun. Rahmetli evet. Dedem nur içinde yatsın. O da Kazım Usta olarak Allah rahmet eylesin cümle. Herkesten de duasını isterim. Biz o günden beri otomotiv dünyasının içindeyiz. Ve bu akşam da kıymetli dostum, yol arkadaşım, ömürlük kardeşimle beraber sizlere araçlarınızı tanıtıp onları daha mutlu, sağlıklı kullanmanızı, ekonomisiyle ailenize zarar vermemesini için biz sizlerin araçlarınızı tanımanızı, bunların nasıl doğru kullanmanızın yöntemlerini anlatmaya çalıştık.
Ve yine bir Evrensel Trafik programının sonuna geldik. Her cuma akşam saat 8'de size Evrensel Trafik programı için ekran başına bekliyoruz. Saygılar sunarım. İyi akşamlar. Hoşça kalın.